Hristiyanlara göre Hazreti İsa'ya İncil diye bir kitap verilmedi. Hristiyanlara göre. Hazreti İsa İncil diye bir kitap yazmadı. Hazreti İsa İncil diye bir kitap yazdırmadı. Bugünün Hristiyanları, Katoliği, Ortodoksu buna inanıyor. Peki ne oldu bu İncil'ler? Bu İncil'ler 2. yüzyılda havarilerin hatıratı olarak biliniyordu. Hazreti İsa'yı görüp onunla beraber olanlar, Hazreti İsa'yı görenleri, dinleyenlerin Hazreti İsa ile ilgili onun yaptıkları, ettikleri yani biyografisiyle alakalı aslında havarilerin de değil, adına o vermiş. Andreas'ın kitabı var. Yazdıklarıdır o. Şimdi peki bu yazdıkları şunun gibi mi işte onu yaptı, bunu yaptı falan? Evet. Peki Hazreti İsa'nın ağzından çıkmış cümleler de oraya tabii, ama giriyor mu? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela bizde hadis vardır ya. Yani biz biliriz. İşte deriz ki hadisi şerif, işte Peygamber Efendimiz bunu söylemiştir diye bazı şeyleri alıntılanırız, cümleleri kullanırız, sorarız. Tabii. Orada da var mı? Mesela onlarda da sahih ya da değil gibi. Hazreti İsa'nın sözleri var. Sözleri var. Hı. Ama gerçekten Hazreti İsa mı söyledi? Hazreti İsa'nın söylediğini naklediyor bu İncil yazarları. Mesela bir dağ vaazı var ki, yüksek yöneticiliğinizle eğer müsaade ederseniz daha sonra ben böyle bir kısaca bir pasajlar. Efendim size şu İncil'i versen buradan mı bakacaksınız? Nedir bu? Ha? Buradan mı bakacaksınız? Dağ vaazı var orada. Var mı? O zaman vereyim. Matta İncil'i. Bu hangisi? Biz okuruz ha. Efendim? Siz söylersiniz. Buyurunuz. Ya estağfurullah. Buradan bulabilirsiniz. Yani Matta İncil'indeki dağ vaazı 5. baptan başlar. 6, 7, 8'e kadar gider bu. Ve İsa kalabalıkları görüp dağa çıktı. Ve oturunca şakirtleri yanına geldiler ve ağzını açıp onlara öğreterek dedi. Hı. Şimdi Hazreti İsa'nın sözleri diye artık naklediyor. Sorunuzun cevabı hem. Bakın İncil'ler bizim İslami literatürdeki hadislere, hatta hadislere de değil, siyer kitaplarına tekabül ediyor. Siyer ne demektir? Siyer, peygamberimizin hayatıdır. İncillerin her biri Hazreti İsa'nın biyografisidir, hayatıdır. Çünkü hadislerin naklinde o kadar sık elenip ince dokundu ki, yani bu tenkit dediğimiz, cerh ve tadil dediğimiz metotla hadisi rivayet eden ravilerin kişilikleri, dürüstlükleri vesairesi o kadar ince elendi ki, Bir de hadisin metni acaba İslam'ın genel çerçevesine uygun mu değil mi? Hem metin yönünden hem ravi rivayet zinciri yönünden o kadar sık elendi ki aynı ciddiyet bu İncil'lerin, bu rivayetlerin naklinde bile gösterilmedi. İncil'ler nedir biyografi? Havarilerin hatıratı dedik, Hazreti İsa'nın biyografisidir. 4 İncil biyografisi. Ya şöyle düşünün, İncil kelimesi evangel, evet. Evangelos. Angelos melek haber getiriyor. Evangelos kutlu haber, müjdeli haber. İyi haber, haber. Müjde. Ya yani iyi haber, müjdeli haber çünkü Mesih geldi. İşte onunla ilgili öyküler diye bunlar geliyor. Şimdi aslında şey yok yani öyle Hazreti İsa'nın yazdığı bir kitap, ona gelen bir kitap, hiç öyle bir söylem yok o dönem. Bizim İslam inancına göre Hazreti İsa'ya İncil adıyla bir kitap verilmiştir. Verilmiştir. Evet. Tabii ki. Kur'an-ı Kerim kitabımız bunu böyle bildirir. Bizim kitabımız el-hak doğru olduğu için de bu böyle olmalıdır. Peki ne yöntemle yazıldığına ilişkin bilgimiz var mı? Yok yok. Sadece şu var. Ve âteynâhul İncil'e, biz ona İncil'i verdik. Hatta beşikte konuşan İsa, çünkü Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı dünyaya getirir, kavminden uzakça bir yerde. Hazreti İsa babasız dünyaya gelmiştir. Bize göre de, Hristiyanlığa göre de. Hristiyanlıkta Saint Joseph ile nişanlılık vardır. Evlilik sonra oldu olmadı tartışması var. İsa'nın kardeşleri gibi o çok ayrı mesele. Belki ileride soracaksınız hani evlenmesi gibi. Soracağım. Kardeşleri, de var. Çocukları. Şimdi, çocukları. Bize göre Hazreti İsa'yı dünyaya getirdikten sonra annesi Hazreti Meryem kucağında çocukla döner, kavminin yanına döndüğünde kavmi Meryem suresi 19. surede ye uhte Harune, ey Harun'un kız kardeşi, mâ kâne ebu kimra esev'in ve mâ kânet ümmü kibâiyye, senin ne baban ne annen kötü insan değildi, evli değilsin, eşin yok ama kucağında çocukla geliyorsun dediklerinde yani suçlama var kadına. Suçladılar. Bunun üzerine Hazreti Meryem beşikteki veya kundaktaki çocuğu gösterdi. Biz çocukla nasıl konuşalım dediklerinde çocuk dile geldi ve inni Abdullah, bu da bir mucizedir.
İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitabe, kitabe ve cealeni nebiyyen. Bana kitap verecek ve beni peygamber kılacak dedi daha beşikteyken. Ama sonra işte 30 yaşlarına geldiğinde İslam kaynaklarında, Kur'an'da yer almaz ama İslam kaynaklarındaki rivayete göre İncil defaten bir bütün olarak Zeytin Dağı'nda Mont Olivier İsa Mesih'in gönlüne indirilmiştir. Ve sonra İsa Mesih onu söylemiştir. İsa Mesih onu söylediğinde de onu dinleyen havarileri, hafızalarında kalanları daha sonra kaleme aldılar. Pek çok kişi bunu yazdı, pek çok kişi yazılanları okudu, araştırma yaptı. Sonunda ortaya pek çok İncil çıktı. Şimdi Erhan Bey'in söylediğine geleceğim. O zaman hani defaten dediniz gerçi. Hani şeyi merak ettim böyle vahiy yoluyla peyderpey geliyor ya. Bakın Hazreti Peygamber'e. İslam, hani orada da İslam bilginleri, parça parça bakın, mı geliyor? İslam bilginlerinin şöyle bir görüşü vardır. Kur'an-ı Kerim için Kur'an'da tenzil kavramı kullanılır. Tenzil parça parça, bölük bölük gelme demektir. Hı hı. Tevrat ve İncil ile alakalı olarak da inzal kavramı kullanılır. İnzal de defaten, bir defada verilmektir. Şimdi Yahudiler de Tevrat'ın Hazreti Musa'ya Sina'da defaten verildiğine kaildirler. Ama bazıları diyorlar ki Sina'da aldığını aldı ama sonraki 40 yıllık çöl hayatında da vahiy geldi. Bunu böyle diyen de var Yahudilerden. Defaten, bir defada Tevrat'ın tümü geldi diyen de var. Bizim İslam bilginleri hem Tevrat'ın hem İncil'in defaten birinin Hazreti Musa'ya, diğerinin Hazreti İsa'ya verildiğine kaildir. Ama Kur'an-ı Kerim 610 yılında ilk vahiy ikra ile başladı. 632'de son vahiy geldi. 23 ile yakın bir dönemde peyderpey geldi. Peki şimdi, bir sorum daha olacak. Şunu tamamlayayım. Tamam. Şimdi Hazreti İsa Hristiyanlara göre ona kitap verilmedi, o yazmadı, o yazdırmadı. Peki bunlar ne İncil'ler? Hazreti İsa'yı görenlerin hatıratı, görenlerden dinleyenlerin hatıratı. Mesela şurada diyor ki, bakın çok enteresandır. Luka İncil'inde ben size hemen bir şey okuyuvereyim. Siz ona bakarken hemen sorayım ben de. Cebrail var mı onların inancında? Var tabii. Gabriel. Canım ya, Gabriel büyük meleklerden biri. Hayır, şey yapıyor mu? Yani Hazreti İsa ile diyalog halinde mi? Valla sonunda biz bir konsil toplayalım mı? Öteki konsil, öteki günden şimdi konsil. Luka İncil'inin, bak İncil Luka'ya göre birinci bölümünü bakın okuyorum. Buradan ne çıkacak? Aramızda vaki olmuş şeylerin hikayesini başlangıcından gözleriyle görenlerin ve kelamın hizmetçisi olanların bizlere nakil ettiklerine göre. Dil biraz ağır ama yani Erhan Bey niye böyle biraz daha yeni Türkçesini getirmemiş? O benim kütüphanemden. Öyle mi? Ha. Tertip etmeye birçok kimseler giriştiklerinden, Hazreti İsa ile alakalı görenlerin veya o görenlerden duyanların nakil ettiklerine göre pek birçok kimseler bunları derlemeye giriştiklerinden, ben de ta başından beri hepsini dikkatle araştırıp tahkik ederek, ey faziletli Teofilos, olduğu gibi sırasıyla sana yazmayı münasip gördüm. Ta ki sana öğretilen kelamın doğruluğunu bilesin. Hı. Şimdi burada Luka, İncil yazarı ve Rasullerin İşleri bölümünün yazarı Luka ne diyor? Luka aslında havari değil. Luka diyor ki, Teofilos'a hitaben İncil'inin başında, pek çok kişi diyor o kurtarıcı ile alakalı gördüklerini veya duyduklarını kaleme aldılar. Ben bütün o yazılanları, çizilenleri araştırarak bu yazdığım metni yani İncil'i sana gönderiyorum diyor. Şimdi Hristiyanlar neye inanıyorlar? Hristiyanlar kutsal ruhun, tekrar oraya geliyoruz. İşte kutsal, kurtarıcı işte kutsal takıldıkları ruh, yerde. Kutsal ruhun İncil yazarlarına, bu İncil'leri yazdırdıklarına inanıyorlar Hristiyanlar. Kilise buna inanıyordu. Bakın kutsal ruh. Şimdi İncil yazarı Hristiyan'a göre benim elimdeki kalem gibi. Kalemin şuuru var mı? Yok. Yok. Şimdi kutsal ruh ilham ediyor, İncil yazarı otomatik yazıyor. Buna inanıyorlardı. Dolayısıyla hem metin, lafızlar hem mana ilahiydi. Ama sinoptik İncil'lerin kendi içlerinde, sinoptik İncil'lerle Yuhanna İncil'i arasında çeşitli ihtilaflar, farklılıklar söz konusu olup da bunları telif ve uzlaştırma mümkün olmayınca kilise bir geri adım attı ve dedi ki, kutsal İncil yazarları, İncil'in metni İncil yazarlarına aittir. Luka,
kul bildiği kelimelerle, bildiği tarihi ve coğrafi bilgilerle o kurtarıcının yani İsa Mesih'in hayatını kaleme almıştır. Metin yazara aittir. Peki ilahi olan nedir? İlahi olan o metinde verilmek istenen mesajdır. Şimdi hatta vaktiyle Roma Gregoriana Üniversitesi ile Marmara İlahiyat Fakültesi arasında toplantılar yapıyorduk. Biz Yeşilköy'de Kapüsenlerin manastırı ve kilisesi var orada. Roma Gregoriana Üniversitesi'nden Roland Meine diye bir kitab-ı mukaddes profesörü kürsüde kutsal kitap nasıl okunmalıdır diye dinleyenlere o salon dolu bunu anlatıyor. Ve dedi ki, mesela dedi aynı olay Matta İncili'nde ve Luka İncili'nde iki İncil'de de yer alsın. İncillerin hepsi aynı olayı anlattıkları için İsa Mesih'in hayatını benzer şeyler İncil'lerde yer alıyor. Paralellik var sinoptik İncil'lerde. Aynı olay Matta'da ve Luka'da yer alsın. Ama olayın geçtiği yer, olaya katılanlar farklı olsun. Siz bu farklılığı önemsemeyin. Buraya takılıp kalmayın. Kutsal kitap nasıl okunur öğretiyor şimdi anlatıyor. Ya nedir? Burada asıl olan verilmek istenen mesajdır. Böyle deyince ben de ön sırada dinliyorum. Dedim ki sizin inancınıza göre İncil'ler kutsal ruhun ilhamıyla yazılmış ise nasıl oluyor da aynı olay Matta'da farklı, Luka'da farklı oluyor? Yani kutsal ruh Matta'ya ayrı bir şey fısıldadı, Luka'ya farklı bir şey mi fısıldadı deyince sinirler bozuldu. Yanımda oturan Maurice Bormans diye onların bayağı bilen, çok iyi bilen Arapçayı da, dini de, İslam'ı da iyi bilen yaşlı bir rahip ki Vatikan'da görevliydi. İyi ama dedi Kur'an'da da çelişki var dedi. Allah Allah. Şimdi Pelin Hanım, benim itirazım farklı bir şeye. Onun bana güya vereceği cevap çok farklı bir şey. O benim soruma cevap vereceği yere de bu defa saldırıya geçip Kur'an'da da çelişki var. Yani burada senin tamam bir çelişki var diyor bunu. Ama sizin sizde de var. Yani sizin orada sütünüz o kadar ak değil. Siz de böylesiniz gibi. Ve neyi söyledi? Şimdi ya uhde Harun'a demin ayet okudum ya. Şimdi kavmi Hazreti Meryem'e ne diye hitap ediyor? Ey Harun'un kız kardeşi. Dedi ki bak burada dedi sizin peygamberiniz Hazreti Musa ağabeyi Hazreti Harun ve ikisinin ablası Meryem'le bir de ablaları var Meryem. Yahudilere göre o Meryem de peygamber. Yahudilikte kadın peygamberler var. Ya. O Meryem'le Hazreti İsa'nın annesi Meryem'i birbirine karıştırmıştır dedi. Ve onun üzerine ben dedim ki yine Kitab-ı Mukaddes'i açacağız. Roland Meyne'ye kürsüdekine Luka İncil'ini açar mısınız dedim. Bakın onu ben size okuyayım şurada. Yahudiye kralı Herodes'in günlerinde, Hazreti İsa bu kral Herodes'in daha tahttayken doğdu. Herodes milattan önce 4 yılında öldü. Pelin Hanım hala İsa Mesih'in doğumu miladi sıfırdır derseniz olmaz. İncil'le çelişir. Yahudiye kralı Herodes'in günlerinde Abiya takımından Zekeriya adında bir kahin vardı. Bu Zekeriya, kahin Zekeriya dediği bizim Hazreti Zekeriya, Zekeriya peygamber. Onun karısı da Harun kızlarından, bak buraya dikkat, Zekeriya'nın, Hazreti Zekeriya'nın karısı da Harun kızlarından ve adı Elizabeth idi. Şimdi Elizabeth, Hazreti Meryem'in teyzesi oluyor. Hazreti Meryem'in annesi Hanne, Hanne'nin kız kardeşi Elizabeth, Elizabeth Hazreti Zekeriya'nın eşi, Hazreti Zekeriya ve Elizabeth'in biricik nur topu gibi oğulları oldu. Kimdi o diye size sormayacağım. Çünkü ben programlarda size sorunca siz bana kızıyorsunuz. Hazreti Yahya idi. Hazreti Yahya. Şimdi bakın burada Hazreti Yahya'nın annesi, Hazreti Meryem'in teyzesi ne diye takdim ediliyor? Onun karısı da Harun kızlarından. Yani bu ne demektir? Harun diye bir adam var, birkaç kızı var. Birisi Elizabeth, Hazreti Zekeriya'nın hanımı. Birisi Hanne, İmran'ın hanımı. Kur'an'a göre yani Hazreti Meryem'in annesi. Böyle mi demek bu? Hayır. Harun kızlarından da demek Hazreti Harun'un
Hazreti Musa'nın 3 yaş büyük ağabeyi Hazreti Harun'un soyundan gelen demek. Vay vay hocam. Bakın Yahudilikte. Adam yalnız cevap verdiğine pişman olmuştur, evet, değil mi? Oldu. Bravo hocam, süpersiniz. Estağfurullah, çok naziksiniz.